Bekir Hazar Sesimiz artık gör. Yıllarca televizyonlarda habercilik yaptım. Haber merkezlerini yönettim. Siyasi tartışma programlarının yapımcılığını üstlendim. Nice diplomatımızı ve siyasetçimizi yayınlara aldım. Gördüğü manzara hep aynıydı. Türkiye'yi temsil etsinler diye yurt dışına gönderilen diplomatlarımızın neredeyse tamamı döndüklerinde ve emekli olduklarında ekranlarda, konuk ettiğim programlarda hep ağız birliğiyle aynı şeyi söylüyordu aman batıyı üzmeyelim, aman batıyı karşımıza almayalım. Siyasetçilerimiz de aynıydı. Bir korkaklık ruhlarına sinmişti. Eziklikte sınır tanımıyorduk. Küçücük göçer obalarla bir imparatorluk kuranların, üç kıtaya hükmedenlerin torunları, topraklarını parçalara ayırıp ellerinden alanlardan korkuyordu. Aman kelimesi ağızlarından düşmüyordu. Batı ne der korkusu hücrelerine kadar işlemişti. O yüzden Fransa ve Yunanistan'ın NATO'ya girişine gakını çıkarmadan onay verdi geçmişteki siyasetçilerimiz. Tüm dış politikamız batıyı üzmeme üzerine kuruldu yıllarca. NATO'ya girişine koşulsuz destek verdiğimiz Yunanistan gibi bir cücük ülke Lavrion'da PKK kampları kurdu. Bomba eğitimleri verip katilleri ülkemize sürdü. Birçok Mehmetçiğin katili oldu. Bizim üzmemeye çalıştığımız batının tüm başkentlerinde PKK büroları açıldı. Binlerce PKK'lı, yüz binlercesinden batı sokaklarında haraç toplayıp milyarlarca dolara silah almak üzere terör örgütüne gönderdi. Küçücük çocuklar batı kırsalında açılan kamplarda terör eğitiminden geçirilip Kandil'e gönderildi. Aman üzülmesinler dediğimiz batının istihbarat örgütleri bu terör faaliyetlerini hep rapor etti. Ama yönetenler bunları sümen altı etti. Biz Batı'yı karşımıza almayalım diyen diplomatlar ve siyasetçiler ordusuyla korkup ezik davrandıkça Batı daha da azdı. Terör örgütüne para ve elemanın yanında binlerce tır ve uçakla silah da yağdırdı. Türkiye son 100 yılda ilk defa içinde yaşadığımız şu günlerde bu eziklik elbisesini yırtıp atarak Batı'nın alçaklarına ve katiller sürüsüne yaptığı yardımlara rest çekiyor. Batı şeytanlarının içinde kendi katillerini bile Türkiye düşmanlığı adına koruyup kollayan ülkeler türedi. Parmaksız Zeki Kodatlı Şemdin Sakık yakalandığında İsveç'te Başbakan Olof Palme, Abdullah Öcalan'ın talimatıyla PKK suikast timi tarafından öldürüldü diyor. Tek tek isimleri sıralıyordu. Öcalan'ın İsveç'i Avrupa'da PKK başkenti yapma hayali vardı. Ancak PKK'yı terör örgütü olarak ilk tanıyan İsveç Başbakanı Olof Palme olunca kanlı örgütte şalter attı. Palme korumasız dolaşırdı. Eşiyle sinemadan çıkarken sokak ortasında öldürüldü. Silahı Suriye'den kimin getirdiği, tetiği kimin çektiği, hatta hangi PKK'lının gözcülük yapıp başbakanın sinemaya gittiğine kadar tüm isimler ortaya çıktı. Soruşturmayı başlatan savcı tüm işaretler PKK'yı gösteriyor deyip terör örgütünün açtığı iş yerlerine baskınlar yapmaya başlayınca bir el onu istifaya zorlayıp görevden el çektirdi. Soruşturmayı yöneten son kukla savcısı ise katil görgü tanığı olarak ifadesini aldığımız İsveçli grafik tasarımcısı Stig Engstrom dedi. Sitin kısa boylu cılız bir adamdı. İfadesi alınan 20 görgü tanığının tamamı tetiği çeken uzun boylu iri yapılıydı diyordu. Fark etmezdi. Savcı kararını verdi ve katil kısa sitik dedi. Zaten görgü tanıyken bir gazeteci tarafından suikastçı olmakla suçlanan Sidik de intihar edip ölmüştü. Oh oh çok iyiydi durumlar. İsveç savcısı katil hayatta olmadığı için olay bitmiştir deyip 2020'de soruşturmayı kapattı. Kendi başbakanlarını öldüren terörist PKK'yı aklayacak kadar şizofrenik bir yapıya kavuşan İsveç, PKK kamplarında silahlı fotoğrafları çıkan terörist kadını milletvekili seçerek meclisine soktu. Böylece suçlu PKK'dır diyen ve istifa ettirilen ilk savcının özrünü devlet olarak terör örgütüne sundular. 500 milyon doların üzerinde de silah yardımı yaptılar. İşte böyle bir aptal ülkeden bahsediyoruz. Bugün başbakanlarını öldüren terör örgütünü öpüp koklamanın bedelini ödeteceğimiz zamanları yaşıyorlar artık. Ülkede hükümet o PKK'lı terörist milletvekilinin tek oyuyla iktidarda. Ancak İsveç'te bu manzarayı öfke büyüyor. Hükümet her an düşebilir ve büyük bir siyasi krizle çalkantı yaşamaları an meselesi. Rusya korkusu da onları NATO'ya girmeye koşturdu. Ancak Türkiye hayır dedi. NATO kapısını yüzlerine çarptı. Çünkü artık ezik, korkak eski Türkiye yok. Aynı durum Yunanistan için de geçerli. Adaları silahlandırarak Lozan'ı deldiler. Halbuki Lozan'da Türkiye'nin bastırmasıyla adaların silahsız olacağı şartını Yunanistan kabul etmişti. Sonrasında Paris Anlaşması'nda da Rusya bastırarak adalar silahsız olacak maddesini onaylatmıştı. Bugün Türkiye'de aman batı ne der diyen siyasetçiler ve diplomatlar ordusu yok. Tam tersine anlaşmalardan doğan haklarımız neyse gereğini yaparız diyenler var. Yunanistan'da bile hükümet düşerse şaşırmam artık. Geçmişte iki cümleyle Türkiye'de iktidarları deviren batıda artık bizim gür sesimizle sallanan hükümetler dönemi başlıyor. Şükürler olsun. Bekir Hazar Yasin Aktay Hindistan, Çin, Doğu Türkistan ve İslam dünyasında hayat belirtileri Dünyanın birçok yerinde İslam'a, Müslümanlara ve kutsallarına yönelik düşmanca tutumlar ve saldırıların karşısında Müslüman devletler düzeyinde arzulanan düzeyde bir itiraz veya tepkinin olmaması bu tür saldırıları hiç kuşkusuz daha fazla cesaretlendiriyor. Oysa 2 milyara yaklaşan nüfuslarıyla Müslüman hakları temsil eden devletler kendi aralarında birlik olsa Müslümanların insanlık onurunu, değerlerini, inançlarını korumayı, hassasiyetleri ve öncelikleri arasına koysa bütün dünyada Müslüman sembol ve değerlerin aşağılanmasına, Müslümanların azınlık oldukları yerlerde hak ihlallerine maruz kalmasına karşı ciddi bir caydırıcılık ortaya koymaları mümkün. En son Hindistan'da iktidardaki BJP'nin sözcüsü Nupur Sharma ve yeni Delhi Medya Başkanı Naven Kumar, Jindal'ın Peygamber Efendimiz'e ve müminlerin annesi Hazreti Ayşe'ye karşı hakaret içeren ifadelerine karşı Müslüman dünyanın ortaya koyduğu tepki bunun tipik bir örneğini de göstermiş oldu. Katar, Kuveyt ve İran resmi düzeyde Hindistan makamlarına rahatsızlıklarını iletti. Her üç ülke kendi ülkelerindeki büyük elçilerini dış işlerine çağırarak bu İslamofobik söylemlere karşı rahatsızlıklarını ifade ettiler. Kuşkusuz Sharma ve Jindal'ın nefretçi açıklamaları Müslüman dünyada sivil düzeyde de çok ağır tepkileri tetikledi. Devletlerin tepkisiz kaldığı birçok durumda sivil unsurların sergilediği bu inisiyatifler Müslüman dünyada bir hayatiyet işareti olarak görülüyor. İslam dünyası birlik olursa ne yazık ki Müslüman dünyanın hassasiyetlerini temsil eden siyasi bir mekanizmanın olmaması sorunun özünü oluşturuyor. Oysa bu tür şer olaylar bazen hayrın önünü açan vesilelere dönüşebiliyor. Nitekim bütün bu tepkiler karşısında iktidardaki BJP hiç beklenmedik bir cevap verdi ve partinin tüm dinlere saygı duyduğunu ve herhangi bir mezhebe veya dine hakaret eden herhangi bir ideolojiye şiddetle karşı oldukları yönünde bir açıklama yaparak Nupur Sharma'nın parti sözcülüğünü askıya aldığını ve partinin yeni derhideki sosyal medya başkanı Navin Kumar Cindal'ı da partiden ihraç ettiğini duyurdu. Belki öncesinde tepkilerini açıklamadılarsa da Suudi Arabistan ve Bahreyn gibi ülkelerde de bu görevden alma işlemini memnuniyetle karşıladıklarını söylediler. Böylece bir İslamofobik saldırıya karşı Müslüman dünya, haklarıyla ve aralarındaki bütün farklara rağmen devletleriyle müstesna bir ortak duruş sergileyerek Hindistan'a geri adım attırmış oldular. Doğrusu bu olay başka birçok meseleye yaklaşımda İslam dünyası için yeni bir siyasal ufuk oluşturma imkanı açısından bir örnek oluşturmalı. Bugün dünyada en kolay dökülen, tabiri caizse en ucuz kan maalesef Müslüman kanı. En kolay ihlal edilen haklar Müslümanların insan hakları. Ancak ne yazık ki Müslümanların haklarını başka ülkelerden ziyade ihlal eden, Müslüman kanını başkalarından daha fazla döken yine Müslüman ülkelerin kendileri. Suriye'de, Yemen'de, Libya'da, Irak'ta Müslüman kanı başka ülkelerin yöneticileri tarafından değil, bizzat Müslüman ülkelerin kendi aralarındaki anlaşmazlıkları yüzünden dökülüyor. Başta Müslüman ülkeler kendi haklarına karşı hiçbir insan hakkı ilkesine bağlı olma konusunda en ufak bir sorumluluk hissetmiyorlar. Yüz binlerce insan Müslüman ülkelerin kendi zindanlarında hiçbir hukuk standardı gözetilmeksizin insanlık onuru ayaklar altına alınarak keyfi olarak tutuluyor. Esasen İslam ülkeleri kendi Müslüman haklarına bu şekilde davranırken başka ülkelerde azınlık olarak yaşayan Müslümanlara sahip çıkacak yüzleri de olmuyor, dertleri de. Oysa yeni bir dünya kurmak mümkün ve bu dünya her şeyden önce Müslüman ülkelerin kendi haklarına davranışlarında insanlık onurunu, hakkını, hukukunu gözeten bir yaklaşımla başlamalı. İstanbul'da Doğu Türkistan sempozyumu İstanbul'da Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin inisiyatifiyle Cuma günü başlayıp 3 gün devam eden bir Doğu Türkistan sempozyumu düzenlendi. Bu sempozyumda Çin'in Doğu Türkistan'daki Müslümanlara yönelik yoğun insan hakkı ihlalleri her boyutuyla ele alındı. Ama en önemli boyutu bence Müslüman ülkelerin bu konuda sergiledikleri kayıtsızlıktı. Müslüman ülkeler aslında potansiyel olarak çok güçlüler. Çin'e ihtiyaç duyduklarından çok daha fazla Çin'in kendilerine ihtiyacı var. Ama bunun ya farkında değiller veya her birinin kendi başına hareket etmesinden dolayı bir varlık ortaya koymuyorlar. Bugün Körfez ülkeleri olsun, Kuzey Afrika ve Asya ülkelerindeki Müslüman ülkeler yeni bir dünya inşası arayışındaki Çin için vazgeçilmez hedef müttefikler konumunda. Ancak bu ilişkilerin hiçbirinde bu ülkeler maalesef Çin'e Uygur bahsini hiç açmayı düşünmedikleri gibi birçoğu ülkelerine sığınmış Uygurları talep üzerine koşulsuz Çin'e teslim etmekte hatta bazılarında Çin adına işletilen özel Uygur gözaltı merkezleri bile bulunuyor. Uygur meselesinde Çin'in de kendine ait tezleri var ama bu tezler neticede ortada inkar edilemeyecek ve gizlenemeyecek sistematik insan hakkı ihlalleri olduğu gerçeğini değiştirmiyor. İlişkilerde en azından bu bir dosya konusu olarak tutulsa bile Çin bu konudaki siyasetini gözden geçirmeyi düşünecektir. Tabi öncelikle Müslüman dünyanın kendi arasında bu konuda bir ortak irade, hassasiyet ve işbirliğinin oluşması gerekiyor. Müslüman dünya bırakın bazı konularda ihtilaf içinde kalsın ama bazı konularda birlik olduğunda hiç kimsenin göz ardı edemeyeceği yaptırım gücü olan bir eksen oluştururlar. Bu eksenin muhtemel hayırlı ufuklarını izlemek istiyorlarsa, Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin İstanbul'da birinci uluslararası Doğu Türkistan Sempozyumunda yükselttikleri sese kulak versinler. Yasin Aktay